ekibiyle orada Sol Parti Kurucu Genel Başkanı Önder İşleyen alandan bağlanıyor. Tekrar söyleyelim, Hatay'dan bağlanıyor yayınımıza bildiğimiz kadarıyla. Öncelikle hoş geldiniz diyelim Önder Bey. Hoş geldiniz Önder Bey. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi bulunduğunuz alan neresi diye başlamak istiyorum. Bildiğim kadarıyla Hatay'dasınız, dayanışma merkezindesiniz evet. diyebiliyorum. Arkada kolileri evet. görüyoruz. Saatler 23 evet. olmuş, gece yarısına doğru gidiyoruz ama canhıraş bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Sizden dinleyelim ayrıntıları, görüntülerle birlikte lütfen. Evet, şu an Hatay'dayız. Antakya merkezde, hemen merkezin yaklaşık 50 metre arkasında bir dayanışma merkezi oluşturduk. Aslında bizim Antakya'da 3 dayanışma merkezimiz var. Bunlardan bir tanesindeyiz şu anda. Bu dayanışma merkezinde şu anda arkadaşlarımız yarın sabah gidecek olan kolilerin ön hazırlıklarını yapıyorlar. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra araçlara yükleyeceğiz ve sabah itibariyle de araçlarımız ihtiyaç noktalarına gitmeye başlayacak. Dediğiniz gibi 24 saat burada başka noktalarda bir seferberlik içerisindeyiz, bir dayanışma seferberliği içerisindeyiz. Elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın acısını, insanlarımızın yaşadığı sorunları bir nebze olsun hafifletmek için, onlara bu toplumun arkalarında olduğunu göstermek için, Türkiye'nin dört bir tarafında örgütlenen, biz de Sol Parti olarak 86 noktada dayanışma örgütleyip bu noktalara, deprem noktalarına taşıyoruz. Onlara bu toplumun en güzel insanlarının onların yanında olduğunu, onlarla birlikte olduğunu göstermek, dolayısıyla acılarını bir nebze olsun paylaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten arkadaşlarımızla sabahtan başlayan bir seferberliğimiz var. Bütün ihtiyaç noktalarına ulaşmaya çalışıyoruz. Gece boyunca da hem Önder Bey, Önder Bey, Önder Bey şunu sormak istiyorum. Muhalefet partinin bugün de örneği vardı. İYİ Parti'nin bir yerde belediyenin bile gıda yardımı dağıtmasını engellemişler. AFAD'dan gelmişler. Siz dağıtamazsınız, biz bu işe el koyuyoruz demişler. Sizin adınız malum Sol Parti. Size de bu yönelik böyle engellemelerle karşılaşıyor musunuz? Yani siz bizimle, merkezi idareyle, AFAD'la, koordineli, bizim altımızda çalışmalısınız gibi ya da askerlerin, polisin, birliğin engellemeleriyle karşılaşıyor musunuz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Dün gece buraya askerler geldi. Askerler geldi. Evet, ama battaniye istemek için geldiler. yattıkları yerde battaniye eksikliği varmış. Biz tabii ki onların battaniye eksikliğini de giderme konusunda gerekeni yaptık. Tabii ki AFAD da çalışılsın diye, AFAD merkezli olsun bütün işler diye bir şey var. Ama burada halk sahip çıkıyor. Çünkü kim onların yanında, kim onların karşısında, çok açık her şey. Biz çıkarsız, beklentisiz burada Hatay halkının yanındayız. Onlar bizi bağrına basıyor. O yüzden bu tür engellemeler önümüzdeki günlerde daha çok da olabilir. Ama insanlar gerçekten bu dayanışma karşısında bir bütün acılarıyla birlikte de olsa kucaklaşıyoruz gerçekten. Biz onları kucaklıyoruz, evet. onlar bizi kucaklıyor. O yüzden bu tür şeyler belki var. AFAD merkezine döndürme, özellikle gelen tırların buraya dönük yardımların tek bir merkezde toplanmasına dönük, ama biz bu üç noktamızda toplayarak şu ana kadar çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Evet, Önder Bey, bir diğer iddia da sadece iddia değil aslında, görüntüler de düşmeye başladı özellikle sosyal medyaya, biliyorsunuz. Yağma, hırsızlık konuları ve Hı-hı. bu konularda mağdur olanların da olduğunu duyuyoruz. İşte tırlardaki malzemelerin çalındığını görüyoruz, duyuyoruz Hı-hı. bazı görüntülerde. Öte yandan sadece Suriyeli değil, uyruklarını bilmediğimiz Türk de olabilir. Birçok yine kişiden bahsediliyor hırsızlık iddiasıyla. Tabii bu noktada yine bir beyefendi vardı geçtiğimiz günlerde depremzede. Aç susuzuz, yardım gelmedi ilk günlerde. Bu yüzden mecbur kaldık, gittik, suç aldık diyen. Onlar bir yana bunu adeta bir iş haline getirenlerin, fırsat haline getirenlerin de varlığını biz duyuyoruz uzaktan. Siz orada gözlemlediniz mi? İlk günden beri yine alandasınız, evet. yardım çalışmaları yapıyorsunuz ama evet. gerçekten asayişte problem var mı? Yeterli sayıda asker var mı? Bu yağma iddialarına, görüntülerine neler söylersiniz? Şimdi asker iki gündür burada.
Evet. Onu söyleyeyim. İki gündür geldiler. Onun öncesinde herhangi bir otoriteden ya da herhangi bir parçasından söz etmemiz mümkün değil. Belki şunu ayırmamız lazım. Bugün bizim dayanışma merkezimize gelen bir abi anlattı. Kendisinin bir tavuk işletiyormuş. Sabah gittiğimde çok yıkılmamıştı. Açtım ve bütün insanların yararlanması için onlara paylaştım dedi. Bir taraftan böyle bir şey var. Bir taraftan gerçekten insanların ihtiyacı var. Bizim ilk geldiğimiz anda söylediğiniz gibi bütün marketler, bütün şeylerden insanlar ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlardı. Çünkü insanların ihtiyacını giderebilecek herhangi bir mekanizma ortada yoktu. Yani zerresi yoktu, izi yoktu. Bu bir tür bir paylaşım alanı olarak da ifade edilebilecek bir alan var. Birbirinden ayırmak için söylüyorum ama bir taraftan da gerçekten kötü niyetli insanlar var. Bunlar bulduğu bir alan, bu alan içerisinde de bu söylediğiniz gibi yağma şeylerini ilk günden itibaren gerçekleştirmeye başlamışlardı. Siz de görüyorsunuz yani, insanlar, şahit oluyorsunuz, evet. Tabii ki insanlar aslında depremden hasar görmüş ya da büyük oranda yıkılmış evlerinin önünde nöbet tutuyorlar. Oradan ayrılmayı tercih etmiyorlar. Çünkü henüz herhangi bir şey yapılmamış ve kalan parçalarını korumaya çalışıyorlar kendi imkanları çerçevesinde. Evet, çok teşekkürler Önder Bey. Yoğun bir şekilde çalışmalarınızı sürdürdüğünüzü, hem gün içinde yaptığınız çalışmaları ekrana getiriyoruz. Bir yandan siz göremiyor olabilirsiniz. Hı-hı. Hem şu anda arkanızda o kolilerin, büyük kolilerin ne kadar büyük özveriyle hazırlandığını da görüyoruz. O yüzden çalışmanızdan sizi çok da uzaklaştırmadan, bu soğukta da çok da bekletmeden çok teşekkür ediyoruz. Bu durumu, son durumu, gördüklerinizi tüm dürüstlüğüyle bizlerle paylaştığınız için ve en önemlisi de sizlerle gerçekten tüm Türkiye gibi muhakkak gurur duyuyoruz. Bir kez daha ifade etmek isteriz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, Sol Parti Kurucu Genel Başkanı Önder İşleyen bizlerleydi. Evet, sadece kendisi yayına bağlanmış gibi görünüyor ama arkada değil mi? Onlarca, belki de yüzlerce genç ağırlıklı olmak partililer üzere yardımsever. Çalışmış. Evet. Partililer çalışmış. Alandaydı. Partililer engellenmedikleri çalışmış. Müddetçe diyelim tırnak içerisinde çalışmayı sürdü. Gelelim merak edeceğimiz konulara. Sol militanlara hiçbir şey engel olamaz. O yüzden onlar olamıyor mesela. Zaten gençlere. Evet. Şimdi hocam, esas noktaya geldik, deprem ve bu konuda çok daha ayrıntılı anlatabilmek için.